Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Artık bu iş içinden çıkılmaz hale gelmişti. Çocukken, sokakta saklambaç oynarken, annemin sevmediğim yemekleri yaptığı halde, korkudan zorla yerkenki hayatım ne güzelmiş oysa. Rüyalarım da hep güzeldi. Rüyamda bile parklara gider, sokaklarda oyun oynardım. Adım Mehmet. Şu an çok tehlikeli paranormal bir vakayı çözmek için berzah alemindeyim. Galiba burada mahsur kaldım. Allah'ım, sen bana kuvvet ver. Beni bu durumdan kurtar. Siyah gölgeler etrafımı sarmış. Beni boğuyorlar ama öldürmüyorlar. Meryem, neredesin? Lütfen bana yardım et. Galiba bu zamana kadar onlara yaptıklarım için benden intikam alıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 7. yaşıma bastığım gün ev bayram yeri gibiydi. Babam bana bisiklet almıştı. Sabah olsun da bisikletimle sokakta turlayayım. Hep imrendiğim diğer çocuklara hava atayım diye sabırsızlanıyordum. Gece sevinçle yatağıma geçtim. Yarın bisikletimle gezeceğim yerlerin hayalini kuruyordum. Bu durum bilinçaltıma çok işlemiş olacak ki uykuya nasıl daldığım farkına bile varmamıştım. Hatta rüya bile görmüştüm. Rüyamda bisikletimle gezerken bir caminin önünde durdum. Abdesthaneden su içecektim. Bisikletimi bıraktım. Tam eğilmiş su içiyordum ki birisi birden bisikletimi binip uzaklaşmaya başladı. Arkasından ağlayarak koşmaya başladım. Bir yandan da babama ne diyeceğim korkusuyla soğuk soğuk terliyordum. Bisikletimi alan adam arkasını dönüp beni hüngür hüngür ağlarken görünce durdu ve bisikletimle yanıma geri geldi. Ben ağlamaklı gözlerle adama bakarken adam da bana donuk donuk bakıyordu. Bisikletini sana bir şartla geri veririm çocuk dedi. Onay vermemi beklemeden cümlesine devam etti. Benimle geleceksin ve seni birisiyle tanıştıracağım dedi. Hiç düşünmeden tamam dedim ve bisikletimi bana geri verip kendisi önünde hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bisikleti almışken dönüp kaçabilirdim ama bir ses takip et diye beynimde yankılanıyordu. İstemsizce adamın arkasından gitmeye başladım. Biraz da korkuyordum doğrusu. Babam hep yabancılar bir yere çağırırsa ben babanın arkadaşıyım falan derse inanma derdi. Ya başıma kötü bir şey gelirse diye daha çok korkmaya başladım. Bayağı uzaklaşmıştık evden. Mezarlığın yanından geçerken bir mezar dikkatimi çekti. Etrafında bir sürü adam dua ve Kur'an-ı Kerim okuyordu. Takip ettiğim adam geçerken onlara selam verdi. Onun selamını aldılar ama bir anda bana dönüp ifadesiz bir şekilde bakmaya başladılar. 4-5 saniye sonra mezara doğru dönüp Kur'an-ı Kerim okumaya devam ettiler. Çok garip şeyler oluyordu. Sonunda adam küçük bahçeli, kerpiç bir evin önünde durdu ve bana içeri girmemi söyledi. Gene şartlanmış gibi içeri girmekten hiç çekinmedim. Bahçe kapısından içeri girdik. Adam kapıyı çaldı. Çok sürmeden kapıyı türbanlı, siyah giyinmiş bir kadın açtı. Kadın sadece gözleri görünüyordu. İçeri girdiğimizde küçük bir odaya kapıyı kıtıklatarak girdik. Allah'ım, daha önce duymadığım kadar güzel bir koku içime işledi. Bu kokuyu hala unutamıyorum. Beyaz giyimli, iri yapılı bir adam etrafına toplanan, beyaz elbiseli kişilere anlamadığım bir dilde bir şeyler anlatıyordu. Beyaz giyimli adam beni görünce çevresindekilere bir bakış attı ve hepsi duman olup kayboldu. Odada sadece üçümüz kaldık. Adam bana adının Salih olduğunu söyledi. Gel evladım, korkma, otur dedi. Salih amcanın yüzü çok dikkatimi çekmişti. O kadar parlak ve temiz bir yüzü vardı ki ona istemsizce güvenmiştim bile. Çocuk haklı. Herkese çabuk güvenmeye meyilli maalesef. Yanına oturdum. Evlat, ben kötü birisi değilim. İçimde herhangi bir art niyet yok. Sadece sana yardım etmem gerekiyor. Yakın zaman içinde bulunacağın durum için seni uyarmam gerekiyor. Sakın hiçbir şeyden korkma. Bunları demesi üzerine daha çok korkmaya başladım. Bir an önce eve gitmek istiyordum. Salih amca devam etti. Evlat, senin diğer arkadaşlarından ve diğer insanlardan büyük bir farkın var. Senin hepsinden farklı bir hayatın var. Ama bu kötü bir şey değil. Yüce Rabbim seni insanlara yardım etmek için görevlendirdi. Bunu senden başka kimse bilmiyor.
ne annen, ne baban, ne de tanıdığın diğer kişiler. Dikkatlice Salih amcayı dinliyordum. Konuşması beni içine çekiyordu sanki. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız dedi. Ama önce biraz beklemen lazım diye de ekledi. Ne oynayacağımızı merakla bekliyordum. Ayağa kalkıp raftan iki adet Kur'an-ı Kerim aldı. Sonra birisini benim sağ elime, diğerini kendi sağ eline aldı. Etrafına tekrar beyaz giyimli kişiler toplandı. Sıkı tut diye de tembihledi. Gözlerini kapat ve sakın korkma, sakin ol dedi. Gözlerimi kapatıp olacakları beklemeye başladım. Yüksek sesle bilmediğim bir dilde bir şeyler okumaya başladı. Yanındaki kişilerin Allah Allah sesini duyuyordum. Gözlerimi açmam istedi. Kur'an-ı Kerim'le yerini kaldırdıktan sonra tekrar yanıma oturup yeri mumlarla bir daire yaptı. Mumları yaktıktan sonra kağıda kuş tüyünden bir kalemle bir şeyler yazıp dairenin içine bıraktı. Bir şeyler daha okuduktan sonra şimdi parmağını küçük bir iğne batıracağım ama canın hiç yanmayacak, korkma dedi. Gözlerimi tekrar kapattırdı ve iğneyi parmağıma batırdı. Damlayan kanı hissedebiliyordum. Canım gerçekten de yanmamıştı. Halbuki iğneden hep korkar. Hasta olup hastaneye gittiğim zaman doktora iğne değil de ilaç yazması için yalvarırdım. Gözlerim hala kapalıydı. Bir süre sonra elimi tutup tekrar bir şeyler okumaya başladı. Okuduğu şeyi anlamıyordum ama içimi huzur dolduruyordu. Sesi gittikçe gürleşiyor, korkutucu olmaya başlıyordu. Elimi tuttuğu anla uyanmam biri oldu. Rüyada olduğumu yeni anlamış, kanter içinde uyanmıştım. Hemen parmağıma baktım. İğne izi vardı. Korkak bir sesle baba diye bağırdım. Babam telaşlı bir şekilde yanıma gelip ne olduğunu sordu. Ben hala korkudan konuşamıyor, bir yandan da ağlıyordum. Hiçbir şey diyemeden parmağımı gösterdim. Babam, küçük bir yara oğlum, bunun için mi bu yaygarayı çıkardın? Korkma, büyünce unutursun dedi gülerek. Rüyamdaki amca yaptı diyemedim. İçimden bir ses anlatmamam konusunda beni uyarıyordu. Gidip elimi yüzümü yıkadım ve kahvaltıya indim. Rüya o kadar gerçekçiydi ki kilere gidip bisikletim duruyor mu diye kontrol bile ettim. Çünkü rüya olduğuna inanamıyordum hala. İştahsızca kahvaltı yaptıktan sonra babam, oğlum, sabırsızlanıyordum bisiklet sürmek için. Çık da tadını çıkarsana bisikletinin. Bak arkadaşlarının sesi geliyor. Hadi şimdi çık. Akşam ezanı okunmadan eve gel dedi. İstemeye istemeye bisikletimi kilerden çıkarıp sokağa çıktım. Arkadaşlarım çok şaşırmış. Hepsinin yüzü birden gülmeye başlamıştı. Hadi Mehmet, gezelim diye çıkıştılar. Ben de eski heyecanımı geri yakalayıp arkadaşlarımı turlamaya başladım. Susamıştım. Su içmek için evin yakındaki camiye gidip gelecektik. Camiye doğru giderken aklıma dün gece gördüğüm rüya tekrar geldi. Eve gidip evde su içmek daha mantıklı ve güvenli geldi bir anda. Arkadaşlarıma eve gidip su içip geleceğimi söyledim. Aylar böyle geçti. Hiç korkunç rüya görmemiştim bunca aydır. Gördüğüm rüyayı da arada bir aklıma gelse de unuttum sayılırdı. Bir gece uyumak için yatağa girdikten bir süre sonra zaten aralık olan kapıdan birisi odaya girdi. Gece lambası yandığı için çok net göremiyordum. Ama hafif ışıkta beyaz kıyafetleri gözüme alıyordu. Çok korkmuştum. Bağırmak istiyordum ama sesim bir türlü çıkmıyordu. Artık çaresiz olduğumu anlayıp olan biteni izliyordum. Bir süre kapının önünde beni izledikten sonra yanıma geldi. Yatağımın dibinde duruyordu. Yüzü belli olmuyordu. Mehmet, ben Salih amcanın arkadaşıyım. Seninle de arkadaş olmak istiyorum. Bundan sonra her zaman yanında olacağım. Benden korkma, sana zarar vermeyeceğim. Aksine seni her zaman koruyacağım ve hep arkadaş kalacağız dedi. Korkudan sadece başımı öne sallayarak onay verebildim. Benim adım Meryem. Yardıma ihtiyacın olduğunda ismimi içinden söyle. Hemen yanında olacağım. Bu muskayı boynundan hiç çıkarma diyerek elime bir muska verdi. Birden kendime geldim. Rüyamı gördüm. Yoksa yaşadıklarım gerçek miydi? Anlam veremiyordum. Nefes alışverişim yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. İyice kendime geldikten sonra elime bakıp muskayı gördüm. İçimden bir ses takmamı söylüyordu. Beni zorluyordu. Muskayı boynuma taktım. O gece tekrar uyuyamadım. Sabah olduğunda annem kahvaltı için çağırdı. Kahvaltımı yaparken annem boynundaki muskayı fark etti. Dikkatlice bakarak
Aferin oğlum. Hep yaramazlık için karıştırdığın çekmeceleri bu sefer güzel bir şey için karıştırmışsın. O muska sayesinde Allah seni hep koruyacak. Sakın çıkarma dedi. Çok şaşırmıştım. Annemin onu nereden buldun, kim verdi, bilmediğin şeyleri üstüne gezdirme demesini beklerken böyle bir tepki görünce ağzım açık kalmıştı. Her zamanki bisikletimi alıp sokağa çıktım. Bu sefer tek başıma geziyordum. Yokuş aşağı giderken yanlışlıkla arka fren yerine ön frene bastım. Feci şekilde takla attım. Dizlerim, kollarım kan içindeydi. Yerde çaresizce ağlarken birden alakasızca aklıma Meryem ismi geldi. Aklıma geldiği anda yanımdan bir ambulans geçti. Beni görünce durup ambulansın içine pansuman yaptılar. Nerede oturuyorsun diye sordular. Evimi tarif ettikten sonra bisikletimi de alıp beni evime bıraktılar. Ailem ambulanstakilere teşekkür ettikten sonra evde de nasıl oldu, neden dikkatli olmuyorsun ya da kötü şeyler olsaydı gibi sorulardan sonra gece uyumadığım için anne dün gece uyuyamadım, dalgınlığıma geldi birden. Ön frene basınca takla attım diyerek olayı özetledim. Bundan sonra daha dikkatli ol diyerek konuyu kapattılar. Çok uykum gelmişti ve yatağıma geçip hemen uyudum. Bir süre sonra tekrar ağır kapıdan birisi girdi. Nasılsın Mehmet? Umarım çok canın yanmamıştır dedi. Ben de artık alışmış gibi iyi olduğumu söyledim. Benim adımı düşündüğün anda sana ben yardım ettim. O ambulansın geçmesini ben sağladım. Umarım artık bana güvenir ve kötü niyetli olmadığımı anlarsın dedi ve birden kayboldu. Akşam saatlerinde tekrar uyandım. Ara ara rüyalar görsem de artık alışmıştım. Aradan çok uzun yıllar geçti. Meryem hala ara ara beni ziyaret eder. Kötü şeyler için beni uyarır, nasihatler verirdi. Ben de artık çok alışmıştım ona. Bazen özlüyordum bile. Uykuda olmama gerek bile yoktu artık. İstediğim zaman yanıma gelir, konuşurduk. Hem yüzü de yıllar geçti daha da netleşmeye başlamıştı. Çok güzel bir kadındı. Yüzünde nur vardı sanki. Bu yaşıma kadar dinimle alakalı şeyler anlatır, bana bilmediklerimi öğretirdi. Annemin vefatında bile anneme günlerce Kur'an-ı Kerim okudu. Bu yüzden artık çok alışmış ve çok seviyordum onu. Bir yandan genel dünya işlerine devam ediyordum. Üniversiteye hazırlanıyordum. Babamla hiçbir namaz vaktini kaçırmaz, hiçbir orucu atlamazdık. Annem de dinine düşkün olduğundan şu an çok rahat ve huzur içinde olduğunu düşünüyordum. Salih amcayı 15 senedir hiç görmemiştim. Bir gün öğle namazını kıldıktan sonra Meryem yanıma geldi. Biraz durgun bir ifadeyle, Mehmet, Salih amca vefat etti. Sana bir emaneti var. Sakın dininden sapmasın. Şeytana uyup kötü yola bulaşmasın dedi. Elinde bir kitap vardı. Bu kitap sana her şeyi öğretecek. İnsanların hayatına dokunup, yardım edip, onları kötü varlıklardan koruyacaksın dedi. Ben de biraz daha açık konuşmasını istedim. Salih amcan bir üddamdı. Çeşitli yollarla cin ve ifrit musallat olmuş insanları bu beladan kurtarır. Onların duasını alırdı. Al, bu kitapta merak ettiğin her şeyi yazıyor. Ama kendini tek başına kalabileceğin bir ev bulman, kimsenin seni tanımadığı bir şehre taşınman, babanın bile senin Salih amcanın yolundan gittiğini bilmemesi ve bunun Allah'la senin arana kalması gerekiyor. Yeni hayatına hoş geldin dedi. İçimde hem bir hüzün, hem bir sevinç, hem de endişe vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Benim ileriye dönük başka planlarım, hayallerim vardı. Bunun için mi Salih amca bana Meryem'i gönderdi? Bunun için mi bunca şey yaşandı diye kendi kendime düşündüm. Galiba başka çıkış yolum yoktu. Bu benim kaderimdi. Meryem'e Salih amcanın ilk rüyama girdiği günü sordum. O gün Salih amcan senin seçilmiş kişi olduğunu biliyordu ve sana el verdi. Ama bana sunduğu koşul, ergenlikten çıktıktan, kendisinin vefatından sonra sana bu kitabı vermem ve yeni hayatına bu şekilde başlamandı, dedi. İzlediğim filmlerden ve okuduğum hikayelerden el verme olaylarını az buçuk biliyordum. Böyle bir şeyin gerçek olacağı, hatta benim başıma geleceği hiç aklıma gelmezdi. Kötü düşünceleri beynimden silip, ne yapacağımı, evden nasıl çıkıp tek başıma kalacağımı düşünürken Meryem araya girdi. Bu işi para karşılığında yapmayacaksın. Eğer tek bir kuruş bile alırsan Salih amcan sana ve bana hakkını helal etmez.
nasıl geçineceğim diye soracaksın. Sen sormadan ben söyleyeyim. Allah rızkını eksik etmez. Sen yeter ki onun rızasıyla yap dedi. Bu şekilde Meryem'in düşüncemi okuyabildiğini de öğrenmiş oldum. Şaşırmamıştım açıkçası. Hangisi normaldi ki bu anormal olsun diye düşündüm içimden. Üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasına da az kalmıştı. Bu şekilde zaten yeni bir şehre gidecektim. Günler rutin olarak devam etti. Sınav açıklandı. Manisa'da bir bölüm kazanmıştım. Babamla vedalaşıp yola çıktım. Yolda Meryem hep yanımdaydı. Bana bir şeyler söylüyordu. Ben ise içimden ona cevap veriyordum. Bu şekilde kimse bana deli muamelesi yapamıyordu. Manisa'ya inip farklı bir otobüse bindim. 1-2 saat yolculuktan sonra küçük bir ilçeye indim. Yurt çıkmıştı ama benim eve çıkmam gerekiyordu. Yurtta 1-2 ay kaldıktan sonra kendime göre bir ev bulup eve taşındım. Evin eşyası olmasından dolayı eşya bulma işi biraz uzun ve yorucu olmaya başladı. Sonunda eşya işini de hallettim. Artık rahat bir hayat yaşamaya başladım. Meryem evimin duvarlarını asmam için tablo şeklinde dua, ayet ve sureler getiriyordu. Salih amcanın evinden hatırladığım kadarıyla onun evi gibi olmaya başlamıştı evim. Tabloları astıkça evin içi huzurla doluyordu. Nihayet Salih amcanın bana emanet ettiği kitabı okumaya fırsatım olmuştu. Abdestimi alıp biraz Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra kitabı alıp okumaya başladım. İlk kısımlarda daha önce görmediğim büyü çeşitleri, nasıl yapılacağı ve nasıl bozulacağı yazıyordu. İçimden bu kitabın kötü ellere geçince nasıl tehlikeli olacağını düşündüm. Çünkü o kadar kötü ve ölümcül büyüler vardı ki yer yerinden oynardı. Diğer bir kısımda nasıl davet yapılacağı, alınacak önlemler ve okunacak şeyler yazıyordu. Davet kelimesini görmem bile korkmama yetmişti. Sayfaları biraz daha karıştırdıktan sonra koruma duaları dikkatimi çekti. Yaklaşık 4 ay kitabı iyice öğrenmekle geçti. Sınavlarım başladığı için ara vermek zorunda kaldım. Sınavlardan sonra da memlekete gittim. Bir ay kadar kaldıktan sonra Manisa'ya tekrar evime döndüm. Artık kitapta yazan çoğu şeyi ezberlemiş, kendimi manevi olarak daha zengin hissetmeye başlamıştım. Bir gün sabah namazını kıldıktan sonra kitaba biraz göz gezdirip geri uyudum. Kapının çalmasıyla uyandım. Bu saatte ev sahibinden başka gelen olmayacağını düşünüp kapıyı açtım. Kapıda bir kadın vardı. "Hayırdır teyzeciğim, bu saatte?" dedim. "Oğlum, bu saatte rahatsız ettim. Kusura bakma ama seninle acil görüşmem gerekiyor." deyince içeri buyur ettim. Meryem yanımdaydı. "Buyur teyzeciğim, seni dinliyorum." dedim. Teyze telaşlı bir sesle, "Oğlum, beni istiyorlar. Beni alacaklar. Sonsuza kadar beni esir edecekler." dedi. "Aman teyzeciğim, dur hele. Kim alacak seni? Kim götürecek?" dedim. "Onlar oğlum. Oğlumu aldılar. Sıra bende." dedi. Rahatlaması için mutfağa bir bardak su getirmeye gittim. Meryem de yanıma geldi. "Bu ne şimdi? Sabahın erken saatinde. Bu kadın kim? Benden ne istiyor? Kim bu kadını alacak?" diye Meryem'e çıkıştım. Biraz da sinirlenmiştim doğrusu. Bu saatte uykumdan etmişti kadının biri. Meryem sakin olmamı söyleyerek, "Bu kadın oğlunu başka birisiyle evlendirmek için karısından boşamak istemiş. Karısı boşanmamakta direnince çareyi büyü yaptırmakta bulmuş. Şeytan uyup ayırma büyüsü yaptırmış. Anlaştığı cinler gerçekten boşanmalarını sağlamış fakat bir şart koymuşlar. Şartlar ise kendileri için toprağa bir miktar altın gömmesiymiş. Tabi kadın istediğini elde ettikten sonra şartı yerine getirmemiş. Onlar da oğlunu gözün önünde öldürmüşler. Anlaşmayı bozdun. Şimdi sıra sende." deyip gitmişler. Kadın hemen büyü yaptırdığı kişiye gitmiş fakat evinde bulamamış. 3 gün sonra da büyü yapan kadının cansız bedeni bulununca iyice çıkmaza girip sana gelmiş dedi. Bunları duyunca nutkum tutuldu. Birden elim ayağım boşaldı. "Benim yapmam gereken ne peki? Benim elimden ne gelir ki?" diye sordum. Meryem bana, "Senin yapman gereken onların eline geçmeden kadını bu beladan kurtarman. Artık hayatın bu şekilde ilerleyecek. Unutma ki bunu Allah rızası için yapacaksın." dedi. Ben ne yapacaktım ki? Elimden ne gelirdi ki? Kitap aklıma geldi. Kadına suyu verdikten sonra 10 dakikalığına müsaade istedim. Kitabı alıp yapılan büyü ve bozulma şeklini bulduktan sonra gerekli olan malzemeleri ayarlamaya başlayacaktım. Kadına, "Tamam teyzeciğim,
Sen şimdi bana numaranı bırak. Ben Allah'ın izniyle seni bu beladan kurtaracağım dedim. Kadın gittikten sonra zor da olsa gerekli olan malzemeleri buldum. Gerekli tılsımları yazdım. 3 gün okula uğramadım. Hatta malzemeler haricinde dışarı bile çıkmadım. 3 gün sonunda elimde bu belayı püskürtecek her şey mevcuttu. Meryem sakin olmamı, üstesinden beraber geleceğimizi söyledikten sonra teyzeyi aradım. O da telefonunu bekliyor olacaktı ki daha çalmadan açtı. Müsaitsen buyur gel teyzeciğim dedim. Çok geçmeden geldi. İçeri buyur ettikten sonra acele edelim oğlum. Vaktim çok az kaldı dedi. Hemen bu işler için hazırladığım küçük odaya geçtik. Teyzeyi karşıma oturttum. Olayı anlatmaya başladı ki. Ben biliyorum teyze. Sen hiç yorulma. Hem zaman kaybetmemiş oluruz dedim. Gözlerimin içine imalı imalı baktı. Sen çok büyük bir günah işlemişsin. Değdin peki. Hem oğlunu, hem kendini, hem de öbür tarafını kaybettin. Umarım işlediğin günahın farkındasındır dedikten sonra ağlamaya başladı. Gözyaşlarının hiçbir şeye fayda etmeyeceğini kendisi de biliyordu ama kendini tutamıyordu. Bir çember çizdikten sonra gerekli olan her şeyim hazırdı. Çemberin içine girip ezberlediğim şeyleri okumaya başladım. Hata yapmaktan çok korkuyordum. Meryem yanımdaydı ve onun güveni sayesinde kendimi daha iyi ve cesaretli hissediyordum. Sıra musallat olan cini davet etmeye gelmişti. En korkutucu kısım başlıyordu. İlk denememde davet gerçekleşmedi. İkinci denememde odada soğuk bir rüzgar esmeye başladı. Siyah bir duman çemberin etrafında dolaşmaya başladı. Çemberde olmasak sanki bizi parçalayacaktı. Bir süre sonra köşeye geçip bana bakmaya başladı. Allah rızası için bu kadını rahat bırak. Yoksa ömür boyu cehennemde yanacaksınız. Sonunuz hiç iyi olmayacak dedim. Bana sadece pis pis gülüyordu. Elinden gelen bu pis çamur. Salih seni bu kadar mı yetiştirdi? Bu kadar mı öğretti? Dedikten sonra korkunç bir kahkaha attı. Henüz ilk deneyimim olduğu için benim de elimden gelen buydu. Bu kadın bizi kandırdı. Bizi kullanmaya çalıştı fakat ateşle oynadığının farkında değildi. Biz onu almadan gitmeyeceğiz. Sen de arada kaynamadan çekil aradan. Senin de canın yanmasın dedi. Ben de yapabileceğin tek şeyi yeni bir anlaşma yapmayı düşündüm. Sizinle bu kadının huzurunda yeni bir anlaşma yapmak istiyorum dedim. Hayır, bir kere bozdu bunu. Tekrar izin veremeyiz dedi. Peki, altınları bulup sizin istediğiniz yere gömmesiyle bu olay kapanır mı diye sordum. Bize vaat ettiğini yaparsa onu rahat bırakırız dedi ve birden duman olup kayboldu. Daveti bitirdikten sonra teyzeye, teyzeciğim merak etme, kurtulacaksın. İstediklerini yap ve altınları onlara teslim et. Senin peşini bırakacaklar dedim. Teyze bana, oğlum ben istemez miydim dediklerini yapmayı. Ama benim durumum belli. Ben nasıl bulup vereceğim o kadar altın dedi. Ben de lazım olur diye kenarda duran bir miktar param ve bu ay yatan bursumu vermeyi teklif ettim. Teyze çaresizce kabul etti. Duanı eksik etme teyzeciğim. Dediklerini yap, bu beladan kurtul. Sonra gel, misafirim ol deyip teyzeyi gönderdim. Çok baskı altında hissediyordum. Çok korkmuştum. Ellerim titriyor ve engel olamıyordum. Meryem her şeyi izlemişti ve bana sakin olmamı söyledi. Peki şimdi ne olacak diye sordum. Meryem bana, bu kafir cinler asla anlaşmaya uymaz. İnşallah sözlerini tutup bu kadının peşini bırakırlar. Yoksa o kadının vay haline dedi. Salona tekrar geçtim. Olan biteni düşünmekten başım ağrıyordu. Kendimi nasıl küçük düşürürdüm. O aciz varlıklara karşı diye kendime kızıyordum. Hiç kendine kızmana gerek yok. Senin elinden şu anlık bu geldi. İleride tecrübe edindikçe bunları tek başına def edeceksin dedi Meryem. Aradan günler geçti. Okula gidip geliyordum. Kendimi geliştirmek için kitabı elimden düşürmüyordum. Ama kitap da bir yere kadardı. Meryem'in dediği gibi tecrübe ederek, yaşayarak öğrenmem lazımdı. Hafta sonu olduğu için evdeydim. Öğlen namazından sonra Meryem yanıma geldi. Mehmet, geçen gün yardım ettiğin kadın daha büyük günahlara girmiş. Senin verdiğin parayla anlaşmayı sağlamak yerine farklı bir büyücüye gitmiş. Büyücü kadın, musallat olan cinleri yakarak öldürmeye çalışmış ama başaramamış. Olay esnasında kadını ve büyücüyü kaynar suda yakarak öldürmüşler. Allah kimseyi doğru yoldan şaşırtmasın. Bir beladan kurtulayım derken daha büyük geri dönüş olmayan bir belaya girdi ve
Bunu canıyla ödemek zorunda kaldı. Kötü bir ahiret hayatı onu bekliyor. Allah yardımcısı olsun dedi. Böylelikle ilk vakamı elimi yüzüme bulaştırmadan atlatmış oldum. Teyzeye tabii ki üzülmüştüm ama şu an yapacağım bir hata hayatıma mal olabilirdi. Kendimi yeterince geliştirdiğimi düşünüyordum fakat ciddi bir vakayla karşılaşınca olayların bu dereceye geleceğini tahmin bile edemiyordum. Günler akıp gidiyor, rutin, okul ev hayatıma devam ediyordum. Meryem bu süre zarfında hep yanımdaydı. Bazen hayatım için önemli bir şey olduğunda önceden beni uyarırdı. İnsanlar benim hakkımda ne düşünüyor, benim arkamdan neler konuşuyorlar hepsini bana söylerdi. Bu iyi bir şey miydi bilmiyorum. Çünkü yanımda yüzüme gülen insanların arkamdan neler konuşup neler düşündüklerini öğrenince herkesten soğumaya başlamıştım. Artık insanlar samimi gelmiyor. Her şeyin altında bir şey aramaya bile başladım. Gerçekten iyi niyetli insanları bile kendimden soğutmayı başardım. Şöyle bir çevreme baktığımda kimse kalmamıştı. Galiba yalnız kalmıştım. Ben de bu krizi fırsatı çevirip kendime dinime daha çok vermiş. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona onlarca kez bitirmiş ve kitabı resmen ezberlemiştim. Bir gece Meryem yanıma gelip, "Yarın çok büyük bir vaka seni bekliyor. Bu gece hazırlığını yap ve yarın için hazır ol," dedi. Vakanın neyle alakalı olduğunu sordum. Bir grup genç kendi kafalarına davet yapmaya çalışmışlar. Çağırdıkları şeyin ölü birisinin ruhu olduğunu düşünüyorlarmış. O yüzden zaten ölü bir ruh bize ne gibi zarar verecek diye düşünüp kendilerini cesaretlendirmişler. Bir kağıdı küçük parçalara bölüp her küçük parçaya 0'dan 9'a kadar rakam yazmışlar. Diğer küçük parçalara evet, hayır, bilmiyorum yazmışlar. Ortaya bir fincan koyup herkes parmağını fincana yerleştirmiş. İnternetten öğrendikleri aslında çok tehlikeli olan bir davet konuşmasını yapmaya başlamışlar. Dördüncü denemede davet gerçekleşmiş. Amaçları gelecek hakkında bilgi almak, biraz da macera yaşamakmış. Davete gelen Zula kabilesinden bir ifritmiş. İlk başta sorulara göre fincanı hareket ettirmiş. Gençleri korkutmadan istediklerini sakince yerine getirmiş. Gençler bir süre sonra panikleyip geri göndermek istemişler. İşlerinden birisi bir şeyler okuyup geri gönderdiğini sanmış. İfrit ise bu fırsatı kaçırır mı? Gençler herhangi bir sorun olmadığını görüp her gün denemeye devam etmişler. Davet yapmışlar ama bilmiyorlar ki ruh sandıkları ifrit yanlarından hiç ayrılmadı. Yaklaşık bir hafta bu tehlikeli macera devam etmiş. Bir gece tekrar davetten sonra fincan birden kendi kendine hızlıca sağa sola hareket etmeye başlamış. Camlara taş geliyor. Evin içine soğuk rüzgarlar esiyormuş. Geri göndermek için bir şeyler okumuşlar ama nafile. Ev darmadağın olduktan sonra birden her şey normale dönmüş. Gençler korkudan oldukları yerden kıpırdayamamış. Sessiz sessiz ağlamışlar. İfrit geceleri uykularını kabilesinden birkaç ifritle beraber bunları korkutmaya, delirtmeye çalışmışlar. Yarın gelecek olan kişi de daveti yapan geç. Yarın bir de onun ağzından dinlersin dedi. Meryem'in anlattıkları sonrası zor bir vaka olacağını anladım. Küçük odayı hazırlayıp kitaptan bu tarz vakalar için ne yapabileceğimi araştırdım. Sabah olmuştu. Kahvaltımı yaptıktan sonra kapı çaldı. Açtığımda bir genç kapıdaydı. Hiçbir şey sormadan içeri alıp anlatmasını söyledim. Şaşırmış bir şekilde anlatmaya başladı. Benim adım Ali. Üç arkadaş eğlenmek için davet yapmak istedik. Olayların buraya geleceğini bilmiyorduk. Hocam, arkadaşlarımı bulamıyorum. Bu sabah kalktığımda evde yoklardı. Zaten dün gece rüyamda iki arkadaşımı ayağından zincirlemişler. Uçsuz bucaksız bir çölde, amansız yerde sürükleyerek götürüyorlardı. Hocam, beni ve arkadaşlarımı her gece korkutuyorlar. Öleceğimizi söylüyorlar. Rüyamda dayak ve çeşitli işkenceler görüyorum. Sabah uyandığımda yaralanan yerlerim gerçekten mor ve kanlar içinde oluyor deyip belini gösterdi. Hayretler içerisinde kaldım. Beli sanki kırbaç yemiş gibi kıpkırmızı kan toplamıştı. Ama sanki bu izlerin bir anlamı vardı. Rastgele, darbe izleri değildi bunlar. Salih amca hayatta olsaydı çok kolay bir şekilde çözerdi bu vakaları. Ah Salih amca, neden beni yanına alarak ilmini bana öğretmedin? Neden tek başıma öğrenmem gerekiyor? Neden ezbere bir kitaptan bu tehlikeli işlere girmem gerekiyor diye kendi kendime söylendim.
Ama şu an sadece Meryem ve ben vardık. Ben ondan güç alıyordum. Hem Allah da hep yanımızdaydı elhamdülillah. Tamam deyip tekrar davet yapmak için malzemeleri hazırladım. Ali'ye, ben daveti yaptığım esnada sizi geceleri korkutan varlığın hangisi olduğunu göster bana dedim. Kendimizi çembere aldıktan sonra Meryem'e dönüp herhangi bir tehlike sezdiğinde beni uyarmasını söyledim. Daveti yaptım. Bu sefer ilk denemede daveti icabet ettiler. 3 tane uzun kulaklı, kısa boylu, kolları diz kapaklarına kadar uzanan, sapsarı, çarpık ve seyrek dişli çirkin varlık çemberin etrafında birkaç tur attıktan sonra durup izlemeye başladılar. Ali'ye hangisi diye sordum. Ali zaten bir tanesini gördüğünü söyledi. Cevap vermesini beklemeden, bu çocuklardan ne istiyorsunuz? Bir cahillik de sizin gibi pis varlıklara kendilerini musallat etmişler. Sizin ne bir insana musallat olmaya hakkınız ne de korkutup işkence etmeye hakkınız var dedim. Mumlar bir anda söndü. Arkadaşlarını aldık. Sıra onda. Onları bizim aleme alıp kıyamet gününe kadar kölemiz yapacağız. Cinli ağalarla evlenecekler. Çocukları olacak dedi kötü bir ses tonuyla. Kötü kokusu ve konuşurken ağzından damlayan salyaları insanın psikolojisini bozacak türdendi. Arkadaşları nereye götürdünüz diye sordum. Bu ne seni, ne yanındaki bize ihanet etmiş pis ateşi, ne de senin gibi aciz birisinden yardım isteyecek kadar aşağılık olan Ali'yi ilgilendirir. Hoca, sen bizi tanımazsın. Biz ne istersek elde ederiz. Bu zamana kadar isteyip de elde edemediğimiz hiçbir şey olmadı. Buna ne senin hocan olacak salih engel olabildi, ne de seni yaratan. Bu sözler karşısında sinirlendim ve onlara acı verecek ayetler okumaya başladım. Birden bağırarak duman olup kayboldular. Çemberden çıkıp Meryem'le içeri geçtik. Ne yapacağız? Bu işin içinden nasıl çıkacağız diye sordum. Onlar Zula kabilesi. Birbirinden kötü, yalancı, cehennemin dibini hak etmiş ifritlerin bulunduğu bir topluluk. Hayatlarını şeytana adamışlar. Bizim ve tüm Allah dostlarının da düşmanı. Ama çok güçlü ve tehlikeliler. Bu çocuğa bir muska yaz ve boynundan çıkarmamasını söyle. Bu muska Allah'ın izniyle onu koruyacak dedi. Ali'ye bir muska yazıp kendisine yardım edeceğimi, namaz kılıp dua etmesini ve Allah'tan af dilemesini söyledim. Telefon numarasını alıp gönderdim. Meryem'e Salih amcanın mezarına gitmek istediğimi söyledim. Kimseden, hatta babamdan bile habersiz memlekete gidip Salih amcanın mezarına gitmem gerekiyordu. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra memlekete vardım. Merkeze inmeden direkt mezarlığa gittim. Tanıdık kimsenin olmaması için dua ediyordum. Sonra gece geç saatlerde kimsenin olmayacağını düşünüp gece gitmeye karar verdim. Biraz vakit geçirdikten sonra gece 2 gibi mezarlığa gittim. Etraf sadece mezarlığın kenarında bulunan sokak lambası aydınlatıyordu. Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra Meryem'e mezarın yerini göstermesini söyledim. Beni takip et dedi ve mezara yaklaşırken 7 yaşıma girdiğim Salih amcayla tanıştığım rüya geldi aklıma. Çünkü rüyamda gördüğüm beyaz gemili varlıklar seneler geçmesine rağmen bir mezarın başında Kur'an-ı Kerim okuyorlardı. Bu sefer bana bakıp selam verdiler. Donuk donuk bakmak yerine yüzleri gülüyordu. Mezarın yanında bir mezar daha fark ettim. Meryem'e bu mezar kimin? Bunlar kim ve Kur'an-ı Kerim okuyorlar diye sordum. Bunlar bizim Müslüman din kardeşlerimiz. Salih amcanın yanındaki mezar ise Salih amcaya bu ilmi öğreten ve el veren Üttem hocasının mezarı. O kadar Allah dostuydu ki öldükten sonra ona yardım eden cinler bile her boş vakitlerinde mezarın başına gelip dua okurlar. Salih amcanın da vasiyetiydi hocasının yanına gömülmek dedi. İçimden acaba ben de mi ölünce bu iki mezarın yanına gömüleceğim diye düşündüm. İçim ürpermişti. Mezarın yanına yaklaşıp Müslüman cinlere selam verdim. Yanımda getirdiğim Kur'an-ı Kerim'i açıp benle okumaya başladım. Yasin suresini okuduktan sonra Salih amcadan bana yardım etmesini istedim. Bu vakayı nasıl çözeceğim, kayıp çocukları nasıl bulacağım konusunda bilgi edinmek istedim. Orada cevap bulacağımı bildiğim için biraz daha okuyup sabah ilk biletle tekrar eve doğru yola çıktım. Akşam eve girdiğimde salon, mutfak, tuvalet, banyo darmadağındı. Hırsız girdiğini düşünüp polisi arayacaktım ki küçük odaya bakmak geldi aklımdan. Küçük odaya girdiğimde bıraktığım gibiydi. Her şey yerli yerine duruyordu. Belli ki
beni korkutmak, bu işten vazgeçirmek istiyorlardı. Anladım ki bunu yapan hırsız değildi. Meryem'e böyle bir şey olacağını neden bana söylemedin diye sordum. Her şeyi bilemeyiz diye geçiştirici bir cevap verdi. Ben de evi sirkeli suyla temizleyip, toplayıp, her şeyi eski haline getirdikten sonra uyumak için yatağa geçtim. Rüyamda Salih amcayla cennet bahçesi gibi çok huzurlu ve güzel bir yerde oturuyorduk. Salih amca bana, oğlum, bana kızdığının farkındayım ama bu şekilde öğrenmen gerekiyor. Benim yanında olaylara tanık olarak öğrenmek belki daha mantıklı geliyor ama benim elbet bedenim toprak olacak ve ebedi hayata geçecektim. Yarım kalacak, yalnız kalacak ve belki de bu işlerden vazgeçecektin. Ama şu an bırakmak istesen bile kurtarman gereken 3 hayat var. İfritler o 2 çocuğu kaçırıp berzah aleminde bir kapana kapattılar. Enerjileri düşük. Dinden uzak oldukları için çok çabuk kendi alemlerine çektiler. Ali'yi de alacaklar. Elini çabuk tutman lazım. Küçük bir yanlış bile hem kendi hayatını hem de diğer çocukların hayatını ömür boyu yakar dedi. Berzah alemi neresi? Oradan onları nasıl kurtarırım hocam diye sordum. Berzah alemi, cinlerin ve ölmüş kişilerin ruhlarının kıyamete kadar bekledikleri yer. Oraya canlı, normal bir insanın gitmesi imkansız. Ama sende o güç var evlat. Ben daha önce çözemediğim vakaları çözmek için birçok kez gittim. Kıtanın arkasında kesilip tekrar yapıştırılmış gizli bir bölme var. Orada yazıyor nasıl gideceğin. Yanına Meryem'i almayı unutma ve bu işin çok ama çok tehlikeli olacağını unutma. Rabbime emanetsiniz evlat. Rabbim sizi korusun dedi. Sabah ezanı ile birden uyandım. Artık rüyaların etkisinde çok fazla kalmak yerine bana verilen mesajları yerine getirmeye şartlamıştım kendime. Namazımı kıldıktan sonra kitapta bahsettiğim yere baktım. Gerçekten de hiç belli olmuyordu. Özenle yapışan kısmı çıkarttım. Berzah alemine nasıl gideceğim, alacağım önlemler ve nasıl döneceğim yazıyordu. Beni uyandırması için de dini müslüm birisi gerekiyordu. İnsan veya başka bir varlık olduğu yazmıyordu. Salih amca da Meryem'i yanıma almamı söylemişti. Ali'yi arayıp eve çağırdım. Geldiğinde arkadaşlarını, musallat olan cinlerin kaçırdığını, ancak onların boyutuna geçip kurtarabileceğimi söyledim. Ali'nin tavrı sanki bir şeyler biliyormuş da anlatmıyormuş gibi geliyordu. Sakince kafasını salladı sadece. İlk günkü telaş ve korku içinde olan Ali gitmiş yerine, sanki her şeyi atlatıp kurtulmuş birisi gelmişti. Bu tavır çok hoşuma gitmedi. Muskasını sorduğumda boynundan çıkarıp gösterdi. Kesinlikle çıkarmamasını tekrar söyleyip evine geri gönderdim. Meryem de bir garip duruyordu. Hatta Ali ile konuşurken yanımda bile değildi. Bir saniye yanından ayrılmayan Meryem çok nadir yanıma geliyordu. Tekrar yanıma geldiğinde ona berzah alemine gideceğimi, bu konuda bana yardım etmesi gerektiğini söyledim. Anlamsız bir cesaret vardı içimde. Sanki her gün berzaha gidip geliyormuş gibi hissettim. Hazırlıkları yapıp tekrar memlekete doğru yola çıktım. Meryem hala sessiz ve umursamaz duruyordu. Zaman geçti, heyecanım artıyor. Ellerimin titremesi durduramıyordum. Memlekete vardığımda gene gecenin geç saatlerini bekleyip Salih amcanın mezarına gittim. Mezarın başında kimse yoktu bu sefer. Ortam da zifiri karanlıktı. Mezarı açıp bir kefenden bir parça kopardım. Kendim sığacağım kadar bir yer kazıp kefenle birlikte mezara yattım. Ritüel başlamıştı. Herhangi bir durumda Meryem beni uyandıracak, dünya alemine geri getirecekti. Gerekli şeyleri yaptıktan sonra birden gözlerimi çöl misali bir yerde açtım. Kum fırtınası vardı. 2 metre zor görüyordum. Yürümeye başladım. Etrafımda duman bulutları uçuşuyor. Bazı garip şekillere bürünmüş varlıklar bana kötü kötü bakıyorlardı. Pis pis sırıtmalar arasında nereye gittiğimi bilmeden yoluma devam ettim. İleride birden Meryem'i gördüm. Yanında uzun boylu 2 varlık kollarından sıkıca tutmuşlardı. Ağlamaklı gözlerle bana bakıyordu. Ama Meryem buradaysa beni kim uyandırıp dünyaya döndürecekti? Birden aldığım sert darbeyle yere düştüm. Ayaklarıma vurulan zincirlerle beni sürükleyerek götürüyorlardı. Çok canım yanıyordu. Geçerken birden Ali'yi ve diğer 2 arkadaşını gördüm. Bana bakarak kahkaha atıyorlar. İşte sen bu kadarsın, bu kadar aciz ve çaresizsin. Şimdi gelsinler de seni kurtarsınlar hadi diyerek
kahkahaya devam ettiler. Kitapta yazan koruyucu ayetleri okumaya çalışıyordum ama olmuyordu. Bir şey engelliyordu sanki. Beni bir kafese kapatıp boğmaya başladılar. Ümidimi kesip ölmeyi bekliyordum. Ama bir türlü ölmüyordum. Evet, çıkmazdaydım. Salih amca, Meryem, neredesiniz? Allah dostları, neredesiniz? Yüce Rabbim, bana yardım et, bana güç ver dedim. Birden şimşekler çakmaya başladı. Rüzgar daha çok artmış, göz gözü görmüyordu. Bağırış sesleri gelmeye başladı. Etrafıma bakıyordum ama hiçbir şey göremiyordum. Zaman kavramı olmadığı için ne kadar zaman geçtiğini anlamamıştım. La havle ve la kuvvete illa billah alazim dediğimde birden çığlıklar kesildi. Rüzgar azaldı ve şimşekler durdu. Önüm biraz açıldığında bir sürü beyaz giyimli, nur yüzlü varlık, üstleri başları kan içinde bana bakıyorlardı. Sonları yoktu sanki. Çok kalabalıklardı. Hala olan bitene anlam veremiyorken birden Salih amcayı gördüm. Ordunun arasından sıyrılıp yanıma geldi. Bitti oğlum. Kurtuldun dedi. Meryem'i de kurtarmışlardı. Salih amca Meryem'i hemen dünyaya gönderip beni uyandırmasını istedi. Birden gözümü mezarlıkta yattığım yerde açtım. Dayak yemiş gibi her yerim ağrıyor. Ayak bileklerim kanıyordu. Salih amcanın ve Hüttam hocasının mezarının başı gene kalabalıktı. Kendime gelip mezar başına biraz dua edip Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra eve gitmek için tekrar yola çıktım. Eve geldim. Bu süre zarfında Meryem yanımdan ayrılmadı. Eve girer girmez olan biteni, beni neden bırakıp berzağa geçtiğini, beni öldüreceklerini söyledim. Ben aslında seni bırakıp gitmeyecektim. Beni zorla kaçırdılar. Sen yanımda olmayınca karşı koyamadım. Çünkü çok kalabalıklardı. Ali ve arkadaşları başından beri bize yalan söylemiş. Kendi bedenlerini şeytana satmışlar. Sula kabilesi Salih amcadan çok çektikleri için ve senin de onun yolundan yürüdüğünü bildikleri için sen onlara karşı koyma gücüne ulaşmadan seni öldürmek ve kendi alemlerini çekmek istemişler. Bu yüzden Ali'yi sana gönderip binbir türlü yalanla kandırmışlar. Ben senin yanına gelmediğim zamanlarda berzahta tehdit ediliyordum. Beni, ailem ve soyumdan gelen herkesi öldürmekle tehdit ettiler. Ben de bir yolunu bulup berzahta Salih amcanın ruhuna ulaştım. Salih amca cin padişahı Mürre ile oturuyordu. Olan biteni ve olacak şeyleri anlatırken Mürre de söylediklerime şahit oldu. Bir Allah dostunun bunları yaşamasına izin vermeyeceğini, savaşıp kan döküleceğini söyledi. Bana da bu konu hakkında sana bir şey söylemem gerektiğini, hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranmamı söyledi. Mürre ordusuyla Zula kabilesine çok büyük zarar verdi. Seni kendi alemine çekmek isteyen cin ve ifritler feci şekilde can verdi. Ali ve arkadaşları da cehennemin en dibinde havaya dayanacaklar dedi. Başımdan geçen badirelerden, olaylardan birkaçını sizlere anlattım. Sizlere zaman buldukça yaşadıklarımı aktarmayı planlıyorum. Allah sizi tüm kötü, şerli ve lanetli varlıklardan korusun. Amin. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.